Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım hayatınızda her şey yolunda gidiyordur, mutlusunuzdur. Bu video çektiğimde üniversite sınav sonuçları henüz açıklanmamıştı. Belki de bunu izlediğiniz zaman açıklanmış olacak ama bu videoyu özellikle tercih döneminde sizlere yardımcı olabilmek maksadıyla çekiyorum. Bildiğiniz üzere daha önce Türk-Alman Üniversitesi ile ilgili tam 3 tane video hazırlamıştım. 2 tanesi üniversitenin genel özellikleriyle ilgiliydi. Sonuncusu ise benim mezun olduğum bölüm olan işletme bölümüyle alakalı bilgiler verdiğim videoydu. Henüz izlemediyseniz şuradan bir yerden tıklayarak videolara ulaşabilirsiniz diyelim. Bu videoları paylaştıktan sonra gerek bu videoları altına gerekse Instagram üzerinden pek çok soru aldım. Elimden geldiğince bu soruların hepsini cevaplamaya çalışıyorum. Fark ettim ki benim değinmediğim bazı noktalarda bir ilginin, bir talebin, bir merakın olduğunu gördüm. Bu noktada ben de mevcut gelen sorulardan tam 10 tane nokta belirledim. Şu an yan tarafımda laptopta açık bir şekilde duruyorlar. Sizlere bunların hakkında kısa kısa bilgiler vermek istiyorum. Hazırsanız başlayalım. Birinci soru. Hazırlık senesi. Hazırlık senesiyle ilgili sorular geldi. Eğitim kalitesi ve zorluğuyla alakalı özellikle. Bu konuda şöyle söyleyebilirim. Öncelikle eğitim kalitesi gerçekten iyiydi. Bildiğiniz gibi ben neredeyse 0-1 Almancayla hazırlık senesine başlamıştım. Yani çünkü hani sadece çekimleri falan biliyordum. İşte Ich bin du bist, er sie ist falan gibi. O kadar yani. Ama gerçekten oradaki verilen eğitim çok kaliteliydi. Bunu sanırım ilk videoda söylemiştim. Ortaokuldan lise sona kadar her sene İngilizce dersi aldım. Türk-Alman'da bir sene Almanca hazırlık eğitimi aldım. O senenin sonunda Almancam İngilizceden daha akıcıydı abi. Yani bu öğrencinin suçu değil. Bu tamamen eğitim sisteminin suçu. Yani her zaman söylerim, Türkiye'de eğitim sistemi çok çok kötü. Ama üniversiteler en azından bu kötü eğitim sistemi içerisinde nispeten daha iyi eğitim veren kuruluşlardır. Yani hazırlık senesinde gerçekten güzel bir eğitim verilmekte. Öte yandan bir senenin sonunda Almancayı ana dil seviyesinde konuşmak imkansız. Çok iyi seviyeye gelebilirsiniz ancak nasıl desem ya, İngilizce gibi değil ya. Birazcık daha böyle daha fazla pratiğe ihtiyacınız var. Daha fazla bu dili haşır neşir olmaya ihtiyacınız var. Zamanla o oturacak ama. Türk-Alman'da eğitim görmenin bence en güzel artılarından bir tanesi alanınız hakkında dersleri de Almanca göreceksiniz ve akademik Almancanız da gelişecek aslında. Bu bence çok önemli çünkü bunu Almanca kursuna gitseniz atıyorum Göte'ye vesaire bunları size öğretmeyecekler ama Türk-Alman'da bunu göreceğiniz için alanınızdaki terimleri de Almanca konuşabileceksiniz. Almanca biliyor olacaksınız. Bu bence büyük bir avantaj. Peki hazırlık senesi çok mu zor? Size şöyle bir karşılaştırma yapabilirim. Benim kardeşim Gebze Teknik'te makine mühendisliği okuyor şu anda İngilizce. Onun vesilesiyle İngilizce hazırlık nasıl oluyor ona da yakından şahit oldum. Mesela hazırlığın ilk başlarında İngilizce'nin çok çok basit konuları işte anlatılıyordu ve o sıkılıyordu. Yani biz bunu mu öğreniyoruz falan diyordu. Ortaokul seviyesinde İngilizce gibi geliyordu. Almanca hazırlıkta da öyle. En basitten başlanıyor işte anlattım ya. Ich bin, du bist, er sie ist falan. Yani o seviye bile mesela bana İngilizce kadar çerez gelmemişti. Hani biraz zor. Ama asla ve asla imkansız değil arkadaşlar. Bu noktada bence kişinin bakış açısı çok önemli. Neyi kastediyorum? Şunu kastediyorum. Almanca hazırlıkta Almanca öğrenmeyi sadece işte hazırlık senesi bitsin de lisansa geçeyim diye düşünmemeliyiz bence. Onun yerine şunun farkında olmalıyız ki eğer Türk-Alman Üniversitesi'nde Almanca öğreniyorsak demek ki hayatımızın bundan sonraki kısmında Almanca bizim tabiri caizse yol arkadaşımız olacak. Yani bizim için dil bir araç gibi. Belki yurt dışına çıkacaksınız ki büyük ihtimalle çıkacaksınızdır. Almancayı kullanma durumunda olacaksınız. Türkiye'de olsanız dahi Almanya ile bağlantılı olan ya da direkt bir Alman şirketinde çalıştığınız zaman Almanca karşınıza çıkabilir yüksek bir ihtimalle. Tüm bu senaryolar ışığında Almanca bilmek size gerçekten çok büyük bir avantaj sağlayacaktır. O yüzden sadece hazırlık senesinde Almanca ile haşır neşir olayım, lisansta bir şekilde hani çarkı döndürürüm geçerim diye düşünmemeliyiz diye düşünüyorum. Onun yerine dil öğrenmeyi, Almancayı hayatımıza entegre etmeliyiz. Nasıl olabilir bu? Mesela size kendimden örnek vereyim. Memrise gibi bazı uygulamalar var. Bu uygulamaları işte otobüsle okula giderken mesela ben çok kullanırdım. Memrise'den kelime tekrar ederdim vesaire. Almanca şarkı dinleyebilirsiniz. Mesela Rammstein'i çok öneririm bu konuda. Özellikle metal müziği ilgisi olanlar için. Onun şarkılarını dinlerken bir taraftan şarkı sözlerini açarsınız mesela. Anladığınız zaman insan hoşuna gidiyor. Aa işte burada şunu diyor, bu şu demek falan. Biz bunu öğrendik gibi. Bunlar küçük ama motive edici unsurlar deyip bir sonraki noktaya geçelim.
yaz okulu vesaire gibi sebeplerle yurt dışına çıkıldığı zaman üniversitenin verdiği burs desteği. Bu da sorulmuş. Arkadaşlar hemen kendimden örnek vereyim. Hazırlık senesini bitirdikten sonra o zamanlar DSH sınavıydı. Şu an TESTAF sanırım yanlış bilmiyorsam. O sınavı da Almanca dil yeterlik sınavında geçtikten sonra bir ay Almanya'da yaz okuluna katılmaya hak kazanmıştım ve Almanya'nın Münster şehrine gitmiştim. Bu geziye gitmeden önce DAD dediğimiz kuruluştan, hatta miktarını da söyleyeyim, cep harçlığı olarak kişi başı yaklaşık 600 euro gibi bir para vermişlerdi. Bir ay için 600 euro bir öğrenci kesinlikle yeter. Bugün biliyorsunuz şu an Almanya'dayım. Benim bir aylık masrafım kira dahil, her şey dahil 500 euro civarında oluyor. Yani 600 euro gerçekten yeterli bir para. Onun haricinde bize yurt ayarlanmıştı. Yurdun kirası ödenmişti. Ve Münster Üniversitesi'ndeki full time bir öğrenci gibi yemekhanesine vesaire gidebiliyorduk. Yani oradaki bir öğrenci gibi bütün üniversite imkanlarından faydalanabiliyorduk. Bu gerçekten güzel bir deneyimdi. Yani uzun lafın kısası, öğrenci yurt dışına getirdiği zaman Almanya devleti kesinlikle ve kesinlikle finansal olarak destek veriyor. Burs veriyor, sizin rahat etmenizi sağlıyor. Bu burs miktarı bölümden bölüme değişebilir. Biraz da artabilir, biraz da azalabilir ama kesinlikle ve kesinlikle burs her zaman var arkadaşlar. Finansal konuda içiniz rahat olsun. Üçüncü madde. Şimdi mühendislik fakültesi hakkında da bazı sorular geldi. Ben okurken mühendislik fakültesi sadece iki bölümden oluşuyordu. Birincisi mekatronik, ikincisi endüstri mühendisliği. İki bölümden de arkadaşlarım vardı ve genel olarak mutlu olduklarını gördüm. Bildiğiniz gibi mekatronik mühendisliği bazı işte makine, elektrik ve bilgisayar mı oluyor? Bazı bölümlerin böyle karışmasıyla oluşmuş bir bölüm gibi. Benim çok ilgimi çeken bir bölüm ve Almanya'da da çok çok geçerli olan bir bölüm. Makine mühendisliği ve mekatronik mühendisliği vesaire. Öte yandan endüstri mühendisliği benim bölümüm olan işletmeye aslında daha yakın bir bölüm. İşte muhasebe ve finans gibi konular öğreniliyor, pazarlama öğreniliyor vesaire ama mühendislik alanındaki spesifik konular da öğreniliyor. Bence endüstri mühendisliği de tatlı bir bölüm olabilir. Endüstri mühendisliğinde okuyan arkadaşlarım bahsettiğine göre normalde işletme bölümüne belki biraz daha yakın olması gerekirken Türk-Alman'da mekatronik mühendisliğine daha yakın bir endüstri mühendisliği eğitimi veriliyormuş. Bu dipnotu da vereyim. Hem mekacıların yani mekatronikçilerin hem de endüstri mühendislerinin yani şu an mezun olduğum arkadaşlarım mutlu olduklarını da söyleyebilirim. Hepsi fena olmayan yerlerde çalışıyor yani aşağı yukarı güzel bence. Dördüncü soru işletme mi iktisat mı? İşletme bölümü daha çok özel sektöre hitap eden bir bölümdür. İktisat da daha çok kamuya hitap eden bir bölümdür. Fakat işletme bölümü mü, iktisat bölümü mü seçmek istiyorsunuz? Bu biraz size bağlı bir şey. Pek çok ortak derse sahip ama iktisadın dersleri bence daha zordu. Ama benim işletme bölümünde en çok zevk aldığım dersler hep iktisat dersleriydi. İktisada giriş, makroekonomi, mikroekonomi vesaire. Bu derslere bayılıyorum gerçekten. O teoriler falan çok ilgimi çekiyor bir işletme öğrencisi olarak. Ama işletme bölümünün daha flexible olduğunu görmüştüm. Bu nedenle işletme bölümünü ben tercih etmiştim. Ne hoş, o zamanlar zaten Türk-Alman'da iktisat bölümü yoktu ama başka üniversitelerde ben iktisat bölümü vesaire bakıyordum. Ama amacınız Almanya'ya gelmekse, yani benim gibi yüksek lisans yaparak buralara gelmek istiyorsanız, işletme mi iktisat mı hangisi sizin için daha iyi olur diye soracak olursanız, ya aslında hiçbir farkı yok bence. Çünkü buradaki başvurularda sizden işletme illa oku ya da iktisat illa oku diye bir zorunluluk istemiyorlar. Bu açıdan ikisi de tercih edilebilir yani. Number 5. İşletme bölümü ve çift diploma. Bu konuyu daha detaylı olarak işletme bölümünü anlattığım videoda aktardığım için şu anda özet geçmek istiyorum. İşletme bölümünü kazandınız. Çift diploma programına katılmaya kazandınız ve çift diplomayı da kazandınız. Mezun oldunuz hem Türk-Alman Üniversitesi'nden hem de işletme bölümünün partner üniversitesi olan ve benim de şu anda yüksek lisans yaptığım üniversite olan Fachhochschule Bielefeld'den de mezunmuş gibi diploma aldınız. Bunu bence bana soracak olursanız Türkiye'de iş arama sürecinde işveren açısından inanılmaz inanılmaz bir değeri bence yok. Onlar daha çok pratikte sizin neler yapabildiğinize odaklanıyorlar. Ama öte yandan Almanya'ya geldiğiniz zaman bence bu diplomanın size çok büyük artısı olur. Çünkü örneğin benim de burada yüksek lisans yapmamın temel sebeplerinden bir tanesi Almanya'dan bir diplomaya sahip olmak. Bu gerçekten özellikle Almanya'da kalmak istiyorsanız önemli bir role sahip. Gerek iş bulma sürecinde gerek oturum veya vatandaşlık alma gibi süreçleri hızlandırması açısından gerçekten önemli. Bu konularda bir ara bir videoda değinmek istiyorum deyip geçelim. 6 numara. Türk-Alman Üniversitesi'nde İngilizce öğrenilir mi? Şimdi burada dürüst olacağım. Genelde işte okulun yöneticileri falan bazı söyleşilerde
TAVI'den mezun öğrencilerin çift yabancı dille diyeyim mezun olduklarını aktarıyorlar. Ben buna katılmıyorum. Çünkü sonuçta yoğun bir Almanca eğitimi verildiği bir hazırlık senesi geçiriyorsunuz. Bölümlerin hepsi Almanca. Hep bir Almanca var yani. İngilizce öğretilen dersler var. Ama burada Türk-Almandan İngilizce de biliyor olarak mezun olmak istiyorsanız biraz kendinizin de çabalaması gerekiyor. Evet. 7. soru. Yeni bölümler hakkında çok sorular geldi. Örneğin enerji bilimi ve teknolojileri ya da moleküler biyoteknoloji, umarım yanlış okumuyorumdur, ve diğer bölümler hakkında. Açık konuşmam gerekirse bu bölümlerin bir kısmı benim üniversite yaşamımın sonlarına doğru açıldı. Bir kısmı ise ben mezun olduktan sonra açıldı veya bu sene açılacak. Bu bağlamda üniversitenin o fakülteleri, o bölümler hakkında çok bilgi sahibi değilim. Çünkü hak verirseniz ki her fakülte farklı bir dünya gibi. Hatta aynı fakültedeki farklı bölümler dahi birbirleriyle çok alakasız olabiliyorlar. Bu bağlamda sizlere yanlış bilgi vermek istemiyorum. Ama genel bilgi vermem gerekirse her fakültenin ya da bölümün ayrı partner üniversiteleri oluyor. Bana soracak olursanız o bölümlerden mezunların şu an Türkiye'de neler yaptıklarına, dünyada neler yaptıklarına bakabilirsiniz. Türk-Alman'daki öğretim planını inceleyebilirsiniz. Akademik kadroyu inceleyebilirsiniz. Partner üniversitesi kimmiş onu sorabilirsiniz vesaire. Ve 8. sorumuza geçelim. Mezuniyet sonrası iş bulma süreci. Şimdi arkadaşlar bu da çok çok aslında derin bir mesele. Nitekim ülkenin durumu her sene kötüye gidiyor. Bu videoları bir sonraki sene tercih döneminde izleyecek arkadaşlar da olacaktır. Belki o zaman durum daha kötü olacak. Bu bağlamda Türk-Alman'dan mezun olup kesin ve kesin iş bulursunuz demek istemiyorum. Ama öte yandan arkadaşlarımdan gördüğüm kadarıyla pek çoğu öyle ya da böyle iş bulmuş durumdalar. Hallerinden ne kadar mutlular tartışılır. Yani iş bulunur. Hani işten ne kadar mutlu olursunuz? Aldığınız maaşın euro cinsinden değeri ne kadar olur? Bunlar yani çok tartışılır. O yüzden bu soruyu da böyle cevaplamış olalım. 9. ve 10. sorular Almanya ile ilgili biraz. Türk-Alman Üniversitesi'nden ziyade. 9. soru Almanya'da ırkçılık var mı? Arkadaşlar Almanya'da ırkçılık yok. Bu ülkenin nüfusu yaklaşık 83 milyon falan. Neredeyse Türkiye ile aynı. 83 milyon insanın yaklaşık 21 milyonu göçmen kökenli. Böyle bir topluluğun ırkçı olması zaten düşünülemez. Evet, son soruya geldik. Almanya'da kalmak ve yüksek lisansın rolü. Bunu her zaman söylüyorum. Almanya'nın inanılmaz derecede kalifiye elemana ihtiyacı var. Yani genç nüfusu yok bu ülkenin ve göçmen alması gerekiyor. Ama nitelikli göç alması gerekiyor. Öte yandan şu da var. Sırf Türkiye'deki biz gençler değil, aynı zamanda dünyanın pek çok ülkesindeki bizim gibi kaygıları olan gençler de Almanya'yı hedef ülke olarak belirlemiş durumdalar. O açıdan da rekabet çok yüksek. Böyle olunca burada bir yüksek lisans yapmak şu açıdan değerli oluyor. Hem buradaki hayatı daha iyi tanımış oluyorsunuz, dili daha iyi öğrenmiş oluyorsunuz ve buradan bir okuldan mezun olabilmek üstün bir başarı, bir çaba olarak algılanıyor. Ve bunun size pek çok artısı oluyor. Kısacası yüksek lisans önemli arkadaşlar. Yani sırf akademik olarak kendinizi geliştirmekle kalmıyorsunuz. Hayatınızda yeni bir sayfa açmak için de bir araç olabiliyor. Sonuç olarak büyük işler başarmak için büyük hayaller kurun. Sakın hayal kurmaktan vazgeçmeyin. Hedefiniz her zaman yükseklerde olsun. Ve bana soracak olursanız hazır gençken yurt dışına gitmeyi planlayın. Almanya olur, başka bir ülke olur ama bence yurt dışına gitmeyi planlayabilirsiniz. Sorularınız olursa her zaman yardımcı olmaya hazırım. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. YouTube kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere, bay bay.